Geldi çünkü. İkinci bölümde de biraz kalmanızı rica edeceğim. Buyurun hemen aynı soruyu size yöneltmiş olayım hiç uzatmadan. Yani şimdi bir defa şunu söyleyelim. Yani bu iş böyle şehit verilmeden olacak bir iş değil. Yani bu muharebe zayiatı diye bir kavram vardır. Ve bunu işte alacağınız tedbirlerle azaltırsınız ya da çoğaltırsınız. Şimdi kabul edilebilir riskler alınmalı, kabul edilmeyen riskler alınmamalı. Yani o bölgeye siz hemen havadan helikopterlerle müdahale edemiyorsanız bir defa oranın üst bölgesi vasfı yok demektir. Çünkü hava koşulları belli ve hava kapattığı zaman uçamazsınız orada. Dolayısıyla işte Pekin Paşa'm anlattı. Daha fazla onun detayına girmek istemiyorum. Şimdi Kuzey Irak bölgesinde kış koşullarında bu kadar çok geçici üs bölgesi bulundurmanın ben çok gerekli bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani artık terörle mücadelede İHA ve SİHA'ların devreye sokulmasıyla konsept önemli ölçüde değişti. İşte Pekin Paşam'la biz aynı dönemde görev yaptık. Bizim görev yaptığımız dönemde İHA, SİHA diye bir şey hemen hemen Yoktu. yoktu. Yani yoktu. Yani yoktu. Olsaydı belki çok daha insan gücüne dayalının ötesinde büyük başarılar elde edilirdi ki o dönemde de bence çok önemli başarılar elde edildi. Zaten o başarılar üst üste gelmeseydi bugün Türkiye Cumhuriyeti o bölgede varlığını tartıştırır hale getirirdi. Yani dolayısıyla geçmişten günümüze emek veren bu fedakar askerlere, polislere, koruculara ve devletiyle hiçbir problemi olmayan bölge halkına büyük saygı, minnet duyalım. Ve buna katkı veren herkesi de kutlayalım. Birincisi bu. Bu konsept şunu sağladı, bunu göz önünden uzak tutmamamız lazım. Artık PKK'nın kırsalda yurt içi için söylüyorum, etkili olma imkan ve kabiliyeti yok. Eskiden ben tümen komutanı olarak 16 bin askerle beraber arazide yürüdüğümü bilirim. Aynı anda. Yeri gelmiştir, tek mermi atılmamıştır ama birçok mayınla temas olmuştur, şu olmuştur, bu olmuştur. Çünkü enerjinizin %85'ini siz arayıp bulmaya veriyordunuz. Şimdi İHA ve SİHA'lar onu sizin elinizden aldı. Gerek kalmıyor yani. Teröristi kafasını çıkardığı zaman. Ama tabii ki İHA ve SİHA'ların zaafları var. Onlar belirli hava koşullarında etkinliğini kaybediyorlar. Demek ki sizin bunu da dikkate almanız gerekiyor. Dolayısıyla burada bu arkadaşların o koşullarda yaşaması, yani ben bir biliyorum yani o koşulların ne demek olduğunu az buçuk kendimize anlatacak falan değiliz. Biliyorum o insanlarla beraber yattım, kalktım ben. O iş kolay bir iş değil. Yine de başarılı olmuşlar. Bence çok başarılı. Sıfır görüş mesafesine geldiğiniz zaman karşınızdakini değil, bırakın yanınızdakini vurma tehlikesi bile olur. Yani bu işler böyledir. Kolay bir şey yapılmıyor. Ama bu işin kararı bence ilgili en alt düzeyde verilmeli. En alt düzeyde verilmeli. Senin burada bulunma veya bulunmama yetkin Tugay komutanı seviyesindedir. Tümen komutanı seviyesindedir. Kolordu komutanı seviyesindedir. Bu yetki paylaşımı yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Yoksa her şey Ankara'ya soruluyorsa, oradan izin alınarak yapılıyorsa bu olmaz yani. Bu olmaz. Dolayısıyla bu zaten garibime giden bir takım şeyler var. Bu eski bakan döneminde gelenek haline geldi. Savunma Bakanı operasyon yönetiyor. Yani kamuoyuna böyle bir algı veriliyor. Bunun kendilerine bir kuvvet kazandırdığı imajı var. Halbuki bu astının görevini yapmaktır. Operasyon yönetmek Savunma Bakanı'nın görevi değil yani. Değil. Dolayısıyla ara kademelerdeki insanların emir komuta içerisinde, sevk ve idare sistemi içerisinde herkesin yetki ve sorumluluklarının ayırt edilmesi gerekir. Yani oradaki
adamı çekmen gerekiyorsa pat diye çekmesi lazım komutanın. Yani bunu ve bazı tahditlerin de ortaya konması lazım. Şu şu şartlarda şöyle olur, bu şartlarda böyle olur denmesi lazım. Yoksa o şartlar önünüze geldiğinde soru sorarak meseleleri çözmeye kalktığınız zaman zaman kaybı demektir yani. Zaman kaybı. Ve inisiyatif bırakmanız lazım aslarınıza. Yani bu emir komuta sistemi böyle yukarıdan aşağı her şeyi gördüğünüz için biraz işin doğasını anladığım kadarıyla, tabii biz böyle boşta konuşmak istemiyorum ama hissettiğim şeylerden bir yola çıkarak bir takım sonuçlar üretmeye çalışıyorum. Yani bu Kuzey Irak bana göre hava kuvvetleri, işte olabilecek sabit üst bölgeleri, kış koşulları için söylüyorum. Yazında her türlü arazide gezerek, dolaşarak alan kontrolünün tam olarak sağlanacağı bir tarzda yürütülmeli. Onun için kuvvet tasarrufu yapmanız lazım. Yani Kuzey Irak ne Kuzey Irak? Orada PKK'nın rahat hareket etmemesini sağlaması lazım. Peki. Bizim konseptimizin. Burada artık olay Suriye cephesine kaymış vaziyette. Bakın Suriye'yi bölerse... Sayın Yavuz, ikinci bölümde sizi bir kısa bir süre daha tutalım istiyorum. Suriye konusu önemli çünkü makalenizde de var. Sayın Murat Bakan, zannediyorum mecliste bir oylama...